Yeni anneniz milyoner olduğunda tüm hayalleriniz gerçek olabilir. Yes. En çılgınları bile. Yes. Seni seviyorum anne. Su neden akmıyor? Şimdi anladım. Musluğun onarılması gerek. Christy, acele et. Babanın tamirat zamanı geldi. Tulumu kontrol et. Araçları kontrol et. Bozuk musluğu tamir etmenin zamanı geldi. Hadi işe koyulalım. Ama Christy ve baba hazırlanırken sorunu yeni anne halletti. Musluk artık yenisi gibi. Babamın tamirat işi ne olacak? Bugün için iptal edildi. Bu çok kötü. Başka bir şey düşünmeliyiz. Bekleyin. Bakın ne kadar beceriksizim. Bunu düzeltebilir misiniz? Bunu tamir etmenizi çok isterim. Christy, anlaşılan yeni bir görev bizi bekliyor. Yemeğinizin tadını çıkarın. Pahalı restoranlarda ne servis ettiklerini deniyoruz bugün. Bu gerçekten çok lezzetli. Justin ve Christy görgü kurallarını hiç öğrenmediler mi? Bu bir rezalet. Çocuklar durun. Bıçak ve çatal kullanmayı unuttunuz. Annemiz öyle söylediğine göre dediğini yapmalıyız. Ah şu görgü kuralları. Okula biraz geç kaldı Christy. Acele et ve arabaya bin. Bugünlük araba değişikliğine ne dersiniz? Hadi baba. Zaten geciktim. Elbette Christy. Annenle de gidebilirsin. Ama babamın artık eski arabasına veda etmesi gerek. Hazır mısın Christy? Uçuş kemerlerini bağla ve gidelim. Hoşçakalın kızlar. İyi günler. Hey bekleyin. Peki ya ben ne olacağım? Beni de alın. Benim de işe gitmem gerek. Onlara yetişeceğim. Bu eski şeyi trafik ışıklarına kadar itmem gerek. Hemen söyleyebilirsiniz Christy'nin okulda popüler olmadığını. Sınıf arkadaşları onunla bu şekilde sürekli dalga geçiyor. Neyse ki annem bugün burada. Bunları aldırma güzelim. Sen dönüşüm yapmak üzeresin. Müdürün bu zorbalarla kaç kez konuşması gerek? Bu çok anlamsız. Ancak bundan sonra kimse Christy'yi incitmeye cesaret edemeyecek. Lütfen içeri buyurun. Christy 2.0 yeni ve geliştirilmiş. Annemin tasarımcı kıyafetleri için parası olması iyi bir şey. Ailedeki herkesin tatil hakkında farklı fikirleri vardır. Ailece eğlenceli bir kamp gezisine çıkıyoruz. Ancak Maeve lüks bir tatile hazır gibi görünüyor. Yes. Christy her zamanki gibi babasının takımında. Üstelik kamp yapmayı da çok sever. Aile güzel bir tatile hazır mısınız? O halde gidelim. Dinlenmek için güzel bir yer değil mi? Maeve de dışarıda eğleniyor. Şimdi programın öne çıkan kısmı kampta öğle yemeği. Oldukça iyi görünüyor. Sen de denemelisin Christy. Baba sen harika bir aşçısın. Maeve ise 5 yıldızlı hizmete alışkın. Tencerede çorba ona göre değil. Termostan çay mı? Bu mümkün değil. Nasıl gidiyor bakalım? Tek yapmaları gereken bir ortak nokta bulmak. Maeve'in özel garsonunu hiçbir şeyle şaşırtamazsınız. Arka bahçelerinde havuzun olmaması çok kötü. Keşke su sıçratıp eğlenebilsem. Ama elimizdekilerle yetinmek zorundayız. What? Baba, ne yapıyorsun böyle? Tatlım, burada kendimize ait bir havuz olacak. İstediğin kadar yüzebilirsin. Bunlara gerek yok baba. Annem sorunu çözecek. What? Justin kararlı görünüyor. Christy, neler oluyor burada? Görüyorsun, havuz istedim ve sonrasında olanlar bunlar oldu. Havuz mu dedin sen? Altın kartla her dilek gerçekleşir. Şimdi gözlerini açabilirsin. Vay, gerçek bir havuz. Teşekkürler. Justin de işini bitirdi. Bu yaptığın sende kalabilir baba. Şimdi bronzlaşma zamanı. Ama çocuk havuzu da işe yaradı. Aa, bunu şişirmek çok zor olsa gerek. Hey, hepiniz uyuyor musunuz? Sorun değil. Çocuklara her zaman göz kulak olmalısınız. Bir anlığına dikkatiniz dağılırsa her şey olabilir. Justin,
uyan. What? Kristi ortalıkta yok. Başına bir şey gelmiş olmalı. Ben yukarılara, sen de aşağılara bak. Ne kadar büyük bir ev. Burada birini nasıl bulabilirsiniz? Keşke bu kanepede biraz dinlenebilseydim. Dur bir saniye, benim işim var. Bu durumda rahatlayamam. Tatlım iyi misin? Kristi üst katlarda da yok. Bu sorunu ciddiye almalıyız. Bir dedektif çağıralım. Anlaşıldı hanımefendi. Polis de olayla ilgileniyor. Bir arama kurtarma operasyonu başlatıyoruz. Bu gerçek bir meydan okuma. Çocuk herhangi bir yerde olabilir. Her çalıya bakmalısınız. Gözünüzden bir şey kaçmamalı. Denediğiniz her yöntem başarısız olursa bir çocuk gibi düşünmeye başlayın. Bir salıncak size yardımcı olacaktır. Neredesin Kristi? Dedektifler ne düşüneceklerini bilmezken akıllara televizyona ilan vermek geliyor. Son dakika haberi, bir çocuk kayboldu. Milyoner annesi çocuğu bulana ödül teklif ediyor. Aa, ne yapacağız şimdi? O nerede acaba? Neden kaçtı ki bizden? Belki dedektiflerin iyi haberleri vardır. Maalesef hayır. Kristi iz bırakmadan ortadan kaybolmuş. İşte orada. Kristi ailesine sürpriz yapmak istemiş anlaşılan. Hey, siz beni mi arıyorsunuz? Görünüşe göre özel ajanlarımız çok hassas. Anne, baba, ben buradayım. Ah tatlım, bizi çok rahatlattın. Ancak kahraman polislerin bahşişe ihtiyacı yoktur. Size iyi günler dileriz. Bir daha da çocuk kaybetmeyin mümkünse. Yeni milyoner anne tüm ailenin menüsünü değiştirdi. Artık kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde şık yiyecekler var ve bunların hepsi kişisel bir şef tarafından pişiriliyor. Gerçekten çok lezzetli. Ah teşekkürler, inanılmaz olmuş. Ama dünyanın bütün lezzetleri sofranızdayken basit şeylere de özlem çekebilirsiniz. Keşke şu anda büyük bir tabak spagetti yiyebilseydim. Artık gidebilirsiniz. Gerisini ben halledeceğim. Spagetti mi? Hadi biraz yapmaya çalışalım. Neil yemek yapma konusunda acemi. Ama ailesi için yapamayacağı şey yok. Aile üyeleri sosis yemeği seviyor gibi. Bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum. Annenizin mücadelede yalnız kalmasına izin vermeyin. Sana yardım etmeme izin ver. Ekip olarak çalışmak iki kat daha eğlenceli. Kaynatın, karıştırın, tuz, karabiber ve işimiz bitti. İşte karşınızda bir mutfak şaheseri. Ailece yemeğinizin tadını çıkarma vakti. Bunu yapmaya kişisel şef gerekmez. Mev'in bu parası sıkı çalışmasının bir sonucu. Kristi de annesi gibi olmak istiyor. Kristi burada kendi toplantısını yürütüyor. Onunsa iş ortakları yerine en sevdiği oyuncakları var. Bir saniye efendim. Merhaba, planlarımız burada. Bunlar hoşunuza gitti mi? Size onlar hakkında daha fazla bilgi vereyim. Kristi, ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu profesyonelce değil. Bana müsaade. Kristi, cezalısın. Kartı bana geri ver. Artık sınırsız para diye bir şey yok. Bununla idare edeceksin. Pekala, bu da fena değil. Modern sanat müzesi herkese göre değildir. Ama Justin burayı çok seviyor. Hey! Neden buradan savaşıp gitmiyoruz? Baba sanat eserlerine bakarken kızlar güzellik salonuna gidebilir. Burası çok daha ilgi çekici. Üstelik daha fazla eğlenceli. Ama artık geri dönme zamanı. Baba da muhtemelen onları arıyordur. Ne? Bunca zamandır tek başına hala buna mı bakıyor? Sanatın gücü budur. Pekala Kristi. Biz biraz daha dolaşabiliriz. Bu biraz zaman alacak gibi görünüyor. Araba çalışmıyor. Kötü bir zamanlama. Tüm sorunları şimdi çözeceğiz. Babamın kolları sıvama zamanı. Araba tıpkı yenisi gibi olacak. Annemi de ekibimize alacağız. Yaşasın. Bu ne büyük bir onur. Şimdi aile zamanı. Daha sonra bunu kutlayacağız. Fazla zamanımız yok. İşe başlayalım sevgili ailem. Aile hikayemizi beğendin mi?
Ya senin de annen baban milyoner olsaydı? İlk yapacağın şey ne olurdu? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Turum Turum Wow'da farklı yaşam tarzları ile ilgili yeni videoları kaçırma.